Merhaba arkadaşlar. Bugün size intravenöz anesteziklerden fenilheksidin yani ketamin piyasada mevcut haliyle ketalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ketalar piyasada biz anestezide 10 cc'lik 500 mg flakonları mevcuttur. Yani 1 cc'de 50 mg ketamin ihtiva eden ketamlar, flakonlarımız mevcut. Biz bunları oda sıcaklığında muhafaza ediyoruz. Ve ketaminin anestezide kullanma alanı, anestezi indüksiyonunda çok fazla kullanmıyoruz. Genellikle anestezi gerektiren müdahalelerde kullanıyoruz ketamini. Ketamini tek başına veya benzodiazepinlerden dormikumla yani midazolamla birlikte kullanabiliyoruz. Pentotalle birlikte kullanabiliyoruz. Ve bu sedatif hipnotik ajanlarla birlikte kullandığımızda ketaminin istenmeyen yan etkilerinde görünme olasılığını azaltmaktadır. Ketamin anestezi indüksiyonunda biz genellikle hipotansiyonla gelen ateşli silah yaralanmalarında, derece kesici alet yaralanmalarında veya hipotansif hastaların anestezi indüksiyonunda ketamini anestezi indüksiyonunda kullanmaktayız. Bunun haricinde ketamin en çok sünnetlerde, küçük cerrahi müdahalelerde ve bir de ameliyathane dışı müdahalelerde, özellikle pediatrik anjiyolarda çocukların uyutulmasında ketamini kullanmaktayız. Ketaminin sistemler üzerinde etkilerinden kısaca bahsedecek olursak, ketamin tansiyon yükseltici ve nabız sayısını artırıcı etkisi vardır. Göz içi basıncını arttırır, kafa içi basıncını artırıcı etkisi vardır. Vücut sekresyonlarını arttırır, yani gözyaşını artırabilir. Hastalarda istenmeyen halüsinasyonlar, kötü rüyalar görülmesine sebep olabilir. Gözde nistagmus, çift görme gibi yan etkiler olabilir. Göz içi, kafa içi basıncı arttırabilir. Evet, ketaminin bu istenmeyen etkileri de mevcuttur. Ketamin genellikle kiloya 1-1,5 mg kilogramdan IV kullanıyoruz. Kiloya 4-6 mg kilogramdan da intramüsküler kullanıyoruz. İntramüsküler etkisi geç başlar, uzun sürer. IV etkisi ise erken başlar, biraz daha kısa sürer. Ketaminle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.